Herkese merhaba çiçeksever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi böyle sera yaptım bitkilerimi. Neden? Bunu anlatmak istiyorum. Bilgilerimi, tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi benim böyle bir dua çiçeğim vardı. Ve ölmek üzereydi. Yani kargoyla geldiğinde hiçbir yaprağı kalmamıştı. Gördüğünüz gibi böyle kuru bir bitki geldi. Herhalde internetten sipariş verdiğimde yol boyunca zannedersem zarar görmüştü. Ben de ümidimi yitirmedim. Ve sera yapmaya başladım. Ve gördüğünüz gibi olumlu sonuçlar aldım. Sizlere de tavsiyem, eğer ölmek üzere olan bitkiniz varsa veya yeni diktiğiniz ve çabuk tutmasını istediğiniz bitkileriniz varsa bu yöntemi yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle menekşe dikerken de bu yöntemi ağzı kapalı bir şekilde yapmanızı, bitkilerinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi sera yöntemini nasıl yapıyoruz? Çok bitkinizin toprağı çok fazla yaş olmayacak, nemli olacak sadece. Günde 5 dakika açıyorum kapağını, havalandırıyorum. Eğer toprağı kurusu fıs fıs yapıyorum şu şekilde. Ve bir 5 dakika havalandırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve aydınlık bir yerde muhafaza ediyorum. Şimdi anlatmak istediğim diğer konu arkadaşlar, yine bir dua çiçeğim, cinsinden olan, ailesinden diyelim, familyasından olan Striostarm var benim. Ve gördüğünüz gibi durumu hiç iyi değil. Bunun sebebi ise arkadaşlarım, topla oynarken çocukların bu bitkimi iki kez yere düşürdüler ve ondan sonra bu bitkim böyle sarsıldı. Gördüğünüz gibi ölmeye yakın bir durumda. Şimdi aynı yöntemi, sera yöntemini bu bitkime yapacağım ve nasıl güzel geliştiğini sizlere aktaracağım. Gördüğünüz gibi yeni yaprak veriyor, fakat yeni yaprağın ucu dahi sararmış. Şöyle göstereyim, yaprakların uçları çok çok kötü bir durumda. Bunu da toprağa eğer kuruysa nemden çok hoşlanıyorlar, fıs fıs yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, yaprakları aldığınız kabın içine, üstüne değmeyecek şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle güzelce yapraklarına da bir fıs fıs yapıyorum. Yeterli. Şimdi böyle uzun bir kap seçmemin nedeni şu yapraklarının değmemesi ve ağzını böyle kapattıktan sonra evet seraya almış oldum bu bitkimi. Şimdi bunun da aslında kabını değiştirmem lazım, çünkü uzadığı için üst tarafı kapağına değiyor. Onun için bunu da daha büyük bir kaba alacağım. Bu şekilde daha uzun gelen bir kaba alacağım. Eğer kaplarınız, böyle plastik kaplarınız yoksa da arkadaşlar, diğer bir yöntem bitkilerinizi kurtarmak, sera yapmak için poşet olabilir. Yine bir tane dua çiçeğim ve hiçbir gelişim yok. Onun için bunu da seraya alarak nem ortamında daha hızlı, güzel gelişmesine sebep olacağım. Fakat ben poşeti bitkilerime yakıştırmadığım için böyle plastik kaplarda muhafaza etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü bu plastik poşet yapraklarına değmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir değişiklik yapalım. Gelişen bu. Güzel. Bu da bir dua çiçeğiydi. Fakat böyle zarar gördüğü için çok üzülmüştüm. Ama böyle tekrar filiz verince çok sevindim. Ve bunun bakın ne kadar yüksek. Bunun ağzını kapatıyorum ve aydınlık bir yere koyuyorum. Ondan sonra da böyle sera yönteminde bir 5 dakika bitkimiz toparlayıncaya kadar duracaklar. Bunu da alıyorum. Bunu da, boyutu çok iyi oldu. Kapağı geldiğinde değmeyecek. Yine bir fıs fıs yapıyorum. Ve bunun kapağını kapataraktan seraya almış oldum arkadaşlar. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu konuya değinmek istedim. Bu bitkilerimizi kaybetmemek adına güzel gelişim göstermeleri için çok önemli. Bitkilerimiz nemden, seradan hoşlanıyorlar. Yalnız havalandırmayı
unutmayalım arkadaşlar. Sık sık havalandıralım ve toprağa kesinlikle çok yaş olmayacak. Yoksa tümden bitkiniz çürür ve kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız da bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlarım. Sağlıklı kalın.